Merhaba sevgili Favito takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Android telefonumuza bedavaya iOS yüklüyoruz. Üzerine bir de dinamik adamsız bir şeyler ayarlayacağız. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar fazla goy goy olmayacak bu videomuzda. Sadece direkt sonuç odaklı nasıl yapabilirsiniz anlatmak istiyorum. Bunun için de hemen bir Play Store'a giriyoruz. Play Store'a giriş yaptıktan sonra hemen arama çubuğuna iOS 16 yazıyoruz arkadaşlar. Ve Launcher iOS 16. Lutint Developer isminde bir geliştiriciye ait. Hemen yükle diyelim bunu. İsmini de veriyorum ki ben bunda bir problem yaşamadım. Belki siz de bunu kullanmak istersiniz. Ama bunun benzeri, emsali o kadar çok şey var ki anlatamam size. Şimdi sizden bir ton izin isteyecek arkadaşlar. Uygulamayı kullanırken verelim. Kişilerimize erişimine izin verelim. Fotoğraflara izin verelim. Vesaire gibi böyle izinlerimizi verdik. Tamamını da dedik. Telefonumuz hala Android'de. Kilit ekranına geliyoruz. Ve size bir 5 saniyelik reklam gösteriyor. Bu arada neye tıklarsanız tıklayın bunu veriyor size. Bu arada arkadaşlar hangi eklentiyi indirmek istiyorsanız tek tek tıklamanız gerekiyor. Ve hepsine sıfırdan aynı şekilde izin veriyorsunuz. Uygulamayı kullanırken diyelim. Ve şurada hemen yukarıda tam şurada bir kırmızılık var. Burada da tıklayarak açıyoruz. Tamam dedik. Şimdi buradan uygulamaya izin vermemiz gerekiyor. iOS Launcher hemen buradan bildirimleri izin ver. İzin ver dedik. Geri geldik. Şimdi tekrar geriye çıkıyoruz. Kontrol merkezimizi kuralım. Kontrol merkezimize de izin verelim. Geriye gelelim. Buradan bir daha geriye gelelim. Şu an ana ekrana basma tuşuna tıkladığımız zaman arkadaşlar hangi arayüzü kullanmak istiyorsunuz diyorlar. Burası çok önemli çünkü iOS Launcher'ı seçerseniz telefonunuz iOS'a dönüşecek ve hatta aynı şekilde devam ederseniz de eski şekilde devam ediyorsunuz. Android arayüzüne devam ediyorsunuz. iOS Launcher dedik ve her zaman buradan devam etsin dedik. Ve şu an telefonum direkt iOS oldu. Basılı da tutalım. Böyle böyle balık gibi titriyorlar. Gayet iyi. Ama şu an yine bir eksiğimiz var. O da ne diyorsanız dinamik adımız. Şuradan gelelim bir de dinamik adıyı kuralım. Buraya Dynamic Spot yazıyoruz arkadaşlar. Dynamic Island olarak geçiyor. Javomo isimli bir geliştiriciye ait. Yükle diyelim hemen. Bu müthiş basit bu arada. Anında yapabiliyorsunuz bunu. Hem bunda çok reklam da yok. Uygulamalarımızı seçiyoruz. Buradaki mantık da arkadaşlar hangi uygulamaya izin verirseniz hani bu çakma dinamik adanızda onu görüyorsunuz. Uygulamaları seç diyelim. Ben hepsi sileceğim. Hani bunların içerisinde Instagram vesaire de dahil böyle. Her şeye de bana bir bildirim versin orada çıksın istiyorum ben. Geri dememiz yeterli buradan. Bildirim erişimimiz var. Buradan yine telefonumuzdan izin vermemiz gerekiyor. Dinamik Spot'u da buradan açıp erişime izin ver diyelim. Ve ekran çizimi var. Hani açılır pencere olacak ya Dinamik Spot'ta. Onun için de bir onay vermemiz gerekiyor. İlerleyelim. Dinamik adanın tüm ayarlarını da verdiğimize göre arkadaşlar artık bir çalışıyor mu çalışmıyor mu ve telefonumuzun genel arayüzüne bir bakalım istiyorum. Bunun için hemen kendi telefonumdan buradaki Instagram'a bir mesaj atacağım ve bakalım dinamik ada nasıl çalışıyor diye. Gelelim vıcı 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 bir şeyler yazdık yolladık. Hem Instagram bildirimi hem de yukarıdaki dinamik ada bildirimi şu an karşımıza çıktı. Tabi bu navigasyonda vesaire de çalışıyor. Yani artık bildiğiniz telefonunuza bir iPhone'lara özel, iPhone 14'lere özel Dynamic Island'ı getirmiş bulunuyoruz. Bununla alakalı bir de haritaları göstermek istiyorum size çok kısaca. Bu arada haritaları geçmeden önce Play Store'a bir bakar mısınız? Bir App Store çakması yapmışlar. Çok güzel olmuş bu ya. Mesela haritalarımızı şu an açtık. Buradan bir Alsancak'a yardıralım biz. Yol tarifi diyelim. Ve şu an Dinamik Ada'da direkt yukarıda gördüğünüz üzere nereye döneceğimi, nasıl yapacağımı, kaç metre sonra düz gideceğimi vesaire her şeyi gösteriyor. Gayet başarılı olduğunu düşünüyorum ben bunun. Tabii bunun konumlarını, boyutunu vesaire de ayarlayabiliriz. Biliyorsunuz uygulama üzerinden. Ben de şu an damla çantinin üzerine geldi ama çok önemli değil. Sadece size hızlıca anlatmak istiyorum ben. Ve son durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Hem dinamik adası hem böyle iOS görüntüsü. Hoş oldu. Kullanır mısınız, kullanmaz mısınız? Yorumlar yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Beğendim ben bayağı mı? Bunu da söylemek istiyorum. Başka bir Favito videosunda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.